girdikten sonra bölgede yağma hırsızlık olaylarını duyuyoruz. Asayiş ve güvenlik açısından bir problem var mıdır? Bu sürecin yönetilmesinin doğru yöntemi nedir? Sizler bir asker olarak, emekli asker olarak neler söylersiniz? Silahlı kuvvetlerin önemi nedir? Buyurun efendim, söz sizde. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki büyük bir acı yaşıyoruz. Çok geniş bir alanda. Fakat bütün başımıza gelenlerin hiçbirinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu işe ne millet olarak ne devlet olarak hazırlıklı değiliz. Yani hazırlıklı olmadığımız gibi elimizdeki gücü de etkin olarak kullanmadığımız aşikar. İşte onlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada kullanılması konusu ki şu ana kadar işte yeni 2-3. günden itibaren aşağı yukarı devreye sokuldu. Bölgeye süratle silahlı kuvvetlerin sevk edilmesi gerekiyordu. Ama burada bir hata olduğunu, ihmal olduğunu görüyoruz. Yani bunu açıkça söyleyelim. Bir defa bu çapta bir depremi AFAD'ın tek başına yönetmesi mümkün değil. O ortaya çıktı. Bu geniş bir alanda olağanüstü hal ilan edildi. Hemen bir olağanüstü hal valisinin de ilan edilmesi gerekiyordu. İşte burada 3. kolordumuz var bizim İstanbul'da, çok büyük bir karargah. NATO'ya tahsisli bir kuvvettir ama işte Afganistan'da 2 defa görev yapmıştır. Bu tür faaliyetleri organize etmeye yönelik bir yapısı vardır. Milli kuvvet haline getirilmek suretiyle süratle olağanüstü hal bölge valisinin emrine verilebilir ve bütün bölgedeki faaliyetleri bu karargah çok rahatlıkla koordine edebilirdi ama o da yapılmıyor. Evet. Dolayısıyla bir takım problemler var, yaşanıyor ve yaşanacak, önümüzdeki dönemde de yaşanacak. Bir defa siyasi iktidar silahlı kuvvetleri sanki başka ülkenin silahlı kuvvetleriymiş gibi görünmez kıldı. Yani sanki Almanya'nın silahlı kuvvetleri varmış gibi bir muamele yapıyor. Bu yanlış bir şey. Yani bizim silahlı kuvvetlerimiz, bir defa silahlı kuvvetlerin görevi bir barış döneminde deprem ve asayiş durumunda halkın hizmetine koşmak, kamu düzenini sağlamaya katkı vermek. İkincisi savaşa hazır olmak. Ve savaş olduğunda da savaş yapmak. Yani şimdi bunları organize etmelisiniz. Ama 2022 yılının Şubat ayında, yani tam bir yıl önce devlet bir afet yönergesi yayınlanmış ve o afet yönergesinde silahlı kuvvetlere de yardımcı bir rol vermiş. Diyor ki sizden talep edildiğinde insan, personel, işte ne varsa elinizde vereceksiniz diyor. İşte görev aldığınızda da diyor mülki amirin izni olmadan bölgeyi terk etmeyeceksiniz diyor. Şimdi silahlı kuvvetlerden istenen bu. Silahlı kuvvetler buna dair planları yaptı mı? İl valilikleri bunu plana çevirdi mi? Silahlı kuvvetlere görev olarak bölgesindeki askeri birliklere görev olarak verdi mi? Askeri birlikler bu planları yapıp götürüp valiye onaylattı mı? Bütün bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öylesine merkezi bir hale geldi ki bu yapıyı kabul ettirebilmek için 2017'de devletin daha hızlı çalışmasını propaganda olarak yaptılar. Ama gördük ki devlet yavaş çalışıyor. Neden? Aşırı merkeziyetçilikten. Bu sistemde bile sorumluluk kendilerinde kalmak suretiyle yetkileri devredebilirlerdi insanlara. O yetki devrine göre de hiç kimse emir beklemeden hazırlanmış planlar üzerinden faaliyetlerini icra edebilirlerdi. Demek ki burada Yunus Emre kardeşim bir hazırlık problemi var. Hazırlık yapılmamış. Yani bu işin hazırlığı yapılmamış. İkincisi, bu silahlı kuvvetlerin görünmesini çok istemiyor siyasi iktidar. Nedense böyle bir 15 Temmuz'dan sonra bir şey gelişti. Şimdi övünüyorlar
Emasya planlarını, protokollerini iptal ettik diye. Neydi Emasya protokolü? Niye iptal ettiniz? Emasya protokolü şuydu. Hatırlayın. Sivas'ta yaşanan olaydan sonra Genelkurmay'la İçişleri Bakanlığı bir protokol yaptı. Dedi ki vali, yani mülki amir, garnizon komutanından yardım talebinde bulunmazsa herhangi bir asayişsizlik olayında, siz bunun doğal afet kısmını deprem olarak, yangın olarak, sel felaketi olarak algılayın. Garnizon komutanı dedi, gider gereken yardımı yapar dedi. Şimdi bunu iptal ettiler. Burada halka karşı bir şey yoktu. Yani burada evet, devlete karşı da bir şey yoktu. Keşke Sivas'ta o olaylar yaşanmasaydı. Yani keşke garnizon komutanı o olaylar yaşanırken daha validen emir beklemeden birliklerini gönderip havaya ateş ettirseydi yine bu olaylar olmayacaktı. Yani şimdi bu devlet aklını ortadan kaldırırsanız ve devleti liyakate göre değil de sadakate göre tertiplerseniz işte sonuçta böyle durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Yani silahlı kuvvetler açık bir şekilde bazılarının söylediği gibi yalan yanlış da söyleyerek halkı kandırıyorlar. Hayır, silahlı kuvvetler bu işte geç kaldı. Neden? Hazırlığı yok. Bir başka konu. Silahlı kuvvetler 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminden önceki silahlı kuvvetler değil artık. Neden değil? Bir defa halkın sağlık desteğine koşan silahlı kuvvetler yok ortada. Neden yok? Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sağlık ordusu ortadan kaldırılan, hastaneleri, sağlık tahliye sistemleri ortadan kaldırılan başka bir ordu yok. Ve başka bölgede savaşan bir ordu da yok. Şimdi nasıl sağlık yardımı yapacak, nasıl gidip evet, çadır kuracak insanlara tedavi, ameliyat vesaire, kolunu bacağını onaracak? Yok. Birincisi bu. İkincisi, askerlik süresi kısaldı. Askerlik süresinin kısalmasıyla beraber aynı zamanda bedelli askerlik geldi. Yani parası olan askerlik yapmıyor, parası olmayan da askerlik yapıyor. Ama daha kısa süreli yapıyor. Bir sürü birlik profesyonel hale getirildi, uzmanlarla donatıldı. Bu memleketin evlatları, öneriyoruz diyoruz ki eğer kaynak fazlası varsa insanlara doğal afetlerde yardım edecek, çevre temizliği yapacak, ormana, yangına bu tür birlikler kurun. Bu birlikler hazır beklesin. Askerliğini gitsin adam orada yapsın. Şimdi bunları da dikkate almıyorlar. Sonuç olarak geldiğimiz nokta insan kanı, insan canı ve şimdi bölgeyi mahva götüren, yarın bir günde neye götüreceği belli olmayan, çünkü o bölge aynı zamanda işte Orta Doğu'ya komşu, Suriye ile problemler var. İşte Suriyelilerin yaptıklarını görüyoruz, yağma, yıkım vesaire. Çünkü bu vatana ait değiller adamlar. Yani adamların vatan kavramı da yok. Savaşın içinde savaşı bırakıp gidiyorlar. Bedavada AKP iktidarı onlara imkan sağladı. Türkiye'deki Türk insanından daha rahat bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi bu olmaz yani, olmaz. Şimdi o bölgedeki insanlar ne yapacaklar? Göç edecekler. Bence süratle oraya hem kamu düzenini sağlamak, hem insanlara moral vermek, hem bazı ihtiyaçlar. Hala tuvalet kurulamıyor mesela. Türk ordusunun dünya kadar tuvalet, sahra tuvaleti vardır. Her bölüğünde sahra tuvaleti vardır yani. Her bölüğünde vardır. Depolarında duruyordur yani şu anda. Kurdurabilirsiniz yani. Çok rahatlıkla kurdurabilirsiniz. Komutanım tam burada sözünüzü...